muhacıratını duymuşsunuz. Evet. Osmanlı-Rus Savaşı, Kırım Savaşı sonrasında Kafkas muhaceratı diye geçer. Çerkez, Abkaz, Laz, Gürcü, Rus çarlarının Çerkez kıyımı 1864'lerde ilk Çerkez şeyi başlar, sürgün diye geçer o muhaceret. Ondan sonra gelen 1877 ve 78 Osmanlı-Rus Savaşı. O dönemde dedelerimiz Batum, o zaman Divane Sancağı, Batum Sancağı, Artvin'de o sancağa bağlı küçük bir şey, yerleşke. Ama nüfus kayıtları hepsi Batum'a bağlı. Fakat bizim dedelerimiz yaşadığı toprak şu anda çizilen 1921'de Kuvayi Milliye sınırının içinde, yani Türk Osmanlı tarafında kalıyor. İşte demin arkadaşım dedi, Zedoban Köyü, Borçay Heba ilçesinin Zedoban Köyü. Şimdi Karşı Köy olarak düzeltildi ismi, değiştirildi yani. O coğrafyadan buraya geçmişler. Savaştan uzaklaşma, biraz din kaygısı. Çünkü oradaki İslam, bizim göç gelen Çerkez, Abaza ve Gürcülerin, Türkiye'de yaşayan Laz, Çerkez, Abkaz ve Gürcülerin %98'i orada İslamiyet'i kabul etmiş olan kesim. Böyle öküz arabalarıyla gelirlerken öküz arabalarının altlarına işte sinisi veya ağaçtan yaptığı, yani böyle ne getirebilecek eşyası varsa her şeyini yükleyip o şartlar altında yola çıkmış. Kültüründe yüksekleri seven bir yapıya sahip. Şimdi biz Artvin Borçkalı'yız. Aynı zamanda mesela ben 3 sene önce Borçka'ya gittim. Orada şunu gördüm. Aynı burası neyse orası da o. Yani böyle yüksekleri genelde hep tercih etmiş. Ama açıktır, yani kapalı toplum değiliz. Şimdi bazı çevreler anlatır işte, ya Akış Çaça yabancıya toprak satmıyor. Çok bağnaz, yobaz değil. Bu civarın belki de en kültürlü, en demokratik köylerinden birisi bana göre. Komşuluk ilişkilerine çok önem veren Gürcü halk, ev alma komşu al atasözüyle özdeşleşmiştir. Komşuluk işleri bizde komşu, komşuya muhtaçtır atasözünden devam edeyim size. Burada sınır kavgaları, ağaç kavgası, bu tür şeyler bu köylerde yaşanmaz. Bir gene Türk atasözü, yani ev alma komşu al ilkesi bu köylerde çok önemlidir. Komşular arası dayanışma çok önemlidir. Atıyorum Gül'ün evinde barbunya piştiği zaman Gül onlar barbunyadan bir tabak illaki benim evime getirir, komşu kokusunu almıştır diye. Dünya mutfağında önemli bir yere sahip olan Gürcüler yemeklerinde her zaman lahana, mısır, fındık ve fasulyeyi kullanırlar. En çok tükettikleri yemekler arasında mısır unundan ekmeğin yanında lahana çorbası yer alır. Gürcüler her yıl kendi geleneklerini devam ettirebilmek ve diğer halklara sergileyebilmek için yaz festivalleri düzenlerler. Bu festivallerde kendilerine özgü dansları ve müziklerini gösterirler.
Thank you.
sınıftan geçtiniz. Cillere çaldım. %50. Atabarı da güzel. 75 puan. Şimdi bir Şeyh Şamil çalacağız. Bakalım ne yapacaksınız. Sıfır çekiyorum hepinize. Sonra bitiriyoruz. Kaynanaya söz eyleme gelin.